Merhabalar. Bu akşam çok heyecan verici bir programla başlıyoruz. Yavaş yavaş buyurun efendim. Evet. Haydi bakalım. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba Ömer'cim. Bugün çok gerçekten çok heyecan verici bir yayın olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim, 2001 yılında biz Nazım Hikmet'le ilgili bir program yapmıştık. Ben o zaman televizyondaydım, yani ana akım medyadaydım. Ve Kanal 6 Dinç Bilginler'e geçmişti. Tam o dönemde de şöyle bir şey oldu. Biz Nazım Hikmet programını ilan ettik ve dedik ki Nazım Hikmet'le ilgili bir program yapacağız. Fakat yayın yönetmeni değişti. Dedi ki ya siz biz bir de o zamanlar neler yapıyoruz? Bir de onları anlatayım televizyonda. Mesela bir Oktar Babuna tartışmamız var. Oradan mesela köçekleri tartışıyoruz. Hande Ataizi ile işte Sevda Demirel'in kavga ettiği bir meşhur programımız var. İlyas İlbey'in magazin basınıyla kavga ettiği bir programımız var. Yani kavga ettiği dediğim onlarla bir tartıştı. Oktar Babuna'yı söylemiştim. 60 şişe şampanya açmış birisi sevgilisine bir barda. Onu anlatıyoruz. Yayın yönetmeni beni odasına çağırdı. Dedi ki ya dedi şu Nazım Hikmet programını vazgeçelim dedi. Niye dedim, yani bir sansür mü var? Yok dedi ya. Evet, Erkan Başkan gelecek birazdan. Şimdi dedi ki ya bu reyting almaz dedi. Siz çok daha böyle güzel programlar yapıyorsunuz. Ben dedim ki bakın Refik Erduran gelecek dedim. Çok iyi konuklarım olacak dedim. Ya yani ben bu programı yapmak istiyorum. O zaman şöyle yapalım dedi. Bak ben dedim ben dedi yeniyim. Eğer başıma bir şey gelirse bu programdan dolayı, yani reyting manasında, sen ertesi gün bırakır mısın yayın? Ben dedim bırakırım. Bir reyting tartışması yaptık. %20, yani o %20 istedi. Ben %40 alır Nazım Hikmet dedim. Yok ya işte mankenler almıyor o kadar falan derken, gerçekten de Nazım Hikmet tartışması, düzeyli ve tarafsız bir Nazım Hikmet tartışması çok güzel bir reyting de aldı ve ben televizyonda kaldım. O dönem çok ilginç bir şekilde bir genç muhteşem eline mikrofonu aldı ve olayı tam özetlemişti. Kimdi bu genç? Bu genç Erkan Baş'tı. Biz bu hafta videoyu yayınladığımız zaman böyle eski programları bir baktık ki Erkan Başkan orada. Allah Allah falan dedim. Ben onu yayınladım. Hatta arkadaşlarıma dedim o mu ya, ben mi yanlış görüyorum falan dedim. Sonra biz Erkan Baş'la beraber muhteşem bir video çektik ve bugün bu yayın İleri TV'den devam edecek. Ama önce Erkan Başkan'ı buraya davet ediyorum. Evet. Haydi bakalım. Benim sende bugün Instagram'ını da biraz hareketlendiriyor. Geliyor Erkan Başkan. Muhteşem. Olayı anlatabildim galiba, değil mi? Yani ne kadar ilginç bir tartışma oldu. Bağlanıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Erkan Başkan? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyilik, çok çok teşekkür ederim. Ya o muhteşem Nazım Hikmet tartışmasında en meseleyi ortaya koyan, sen bir genç olarak 2001'de gelmiştin. En meseleyi ortaya koyan insandın ve ondan sonra da Erkan Baş olarak karşımıza çıktınız. Birazcık o günlerden söz edelim mi, o yayından falan? Olur tabii, olur. Ya bir kere şunu söyleyeyim öncelikle, yani gerçekten böyle Türkiye'nin çok kaotik bir süreçten geçtiği ve sürekli belalarla boğuştuğumuz bir dönemde bana yeniden Nazım Hikmet konuşmak, yeniden güzel şeyler üzerine sohbet etmek şansı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ya aslında biraz benziyor. Yani o günlerde de benzer bir atmosferde vardı memlekette. Yani hani bazen geçmişe özlem duyuyoruz ama bu geçmişin de çok güzel olduğu anlamına gelmiyor. Yani o günlerde de ülkemizde pek çok sıkıntı, dert vardı. Ve bana sorarsanız iki dönem açısından da benzer. Aman donmayalım. Dur.
Duyabiliyorum. İki dönem açısından da benzerlikler vardı. İkisinde de hani Türkiye bir takım ne diyelim egemenler tarafından ve egemenlerin hizmetkarı olan siyasetçiler tarafından yönetiliyordu ve bu doğal olarak memlekette kara bulutlar gezmesine neden oluyor ve ülkedeki milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Şimdi biz o zaman da umut ararken aslında Nazım'la buluşmuştuk yeniden. Öyle söyleyebilirim. Sonuçta pek çok insan Türkiye'de o yıllarca devletin antikomünist propagandaları nedeniyle komünistler hakkında çok olumsuz fikirlere sahipken Nazım Hikmet çok öne çıkıyordu. Ve biz aslında hani biraz Nazım'ın şiirleriyle Nazım'ın mücadelesi arasındaki bağı kurarak Türkiye'de yeni bir siyasal seçeneğin tartışılmasına da vesile olabilir miyiz diye düşünmüştük. Diğer taraftan da sanıyorum o günkü egemen siyasetçiler de Nazım'ın yeniden popülerleşmesinin kendi iktidarları açısından da tehlikeli olacağını düşündükleri için buna karşı bir bariyer örüyorlardı ve tartışma bu nedenle şiddetlendi. Tabii basın da belki bugünküne benziyor. Hani biraz önce siz aktardınız. Çok bu tartışmaları kamuoyunda tartışmayı tercih eden bir basın olduğunu da düşünmüyorum o zaman açısından da. Ama sonuçta tartışılınca bir yani deyim yerindeyse cin şişeden çıktıktan sonra da bu tartışmaları engellemek mümkün olmadı. Ben hatırlıyorum. Hani sonuçta ben o programın ne diyelim tırnak içinde kullanıyorum. Hani az solist konuklarından bir tanesi değildim. Hani biraz yancısıyız biz o programın. Orada siyasetçiler var, yazarlar var. Onlar tartışıyorlar. Biz de hani kenardan o tartışmanın ne diyelim sahaya müdahale eden izleyicileriyiz aslında belki de. Biraz peki bir şey söyleyeceğim. Orada bugün böyle bir tartışma yapılabilir mi ana akım medyada? Çünkü asla canım asla. Öyle mi? Yani Erkan ben... Baş olduğu için mi, Nedim Saban olduğu için mi? Yoksa Nazım olduğu için mi? Ya şimdi açık söyleyeyim var. Bugün artık Türkiye'de hani medya tümüyle tek sesli hale getirilmiş ve denetim son derece üste çıkmış. Yani bir sanıyorum bugün o programı yapmaya cesaret edecek insanlar artık medyanın zaten dışına doğru itildiler. Çok uzun süredir sistematik biçimde bir tasfiye devam ediyor. Onun bir sonucu olarak olmaz. Ama şundan eminim mesela açık söyleyeyim. Mesela böyle bir tartışma yapılsa çok izleneceğini düşünüyorum. Nitekim hani Türkiye'de medyanın gidişatına baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani koskoca ana akım diye kendisini tarif eden milyonlarca lira bütçeyle çalışan kanallar ya da gazeteler izlenmiyor ve okunmuyor. Ama işte böyle Instagram üzerinden belki de son derece amatör diye tarif edebileceğimiz imkanlarla son derece düşük bütçeli yapımlarında milyonlara ulaşan izlenmelere vardığını biliyoruz. Dolayısıyla yapılması gerekir mi? Kesinlikle yapılması gerekir. Yani bu tartışmaların yeniden ve bugünün verileriyle bir de aradaki dönemde değerlendirmek yapılmasının son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Bugünkü verilerle baktığımız zaman tabii İleri TV'de bu akşam devam ediyor. Çünkü çok derin bir tartışma ve çok güzel bir program çektik dün beraber. Bu akşam devam edecek. Bugünkü gözle Nazım'a bakabilirseniz bir kere öncelikle Nazım komünist olmasaydı da aynı sevgiyi görür müydü sizden? Onu sormak. Ya ben bunu sık sık düşünüyorum, onu söyleyeyim. Sonuçta hani benim açımdan ya da bizler açısından pek çok arkadaşım için de aynı şey geçerli. Tartışmasız Türkiye'nin en iyi şairi, en sevilen şairimiz Nazım Hikmet. Ama bazen kendi kendime de soruyorum. Acaba Nazım komünist olmasaydı da biz Nazım'a bu kadar değer verir miydik diye. Bir şunu söyleyerek başlayayım. Ben Nazım'ın şiirlerini okumaya başlamadan önce aslında bizim programda da Yıldız Sertel vardı. Onun babasının Mavi Gözlü Dev isimli bir Nazım'ı anlattığı bir kitabı vardır. Çok güzel. 90'lı yıllarda Belge Yayınları'nın Yaşam ve Mücadele falan gibi bir dizisi vardı. O diziden çıkmıştı. Lisedeki edebiyat öğretmenim Mavi Gözlü Dev şiirini okumuştu bize. Derste, hangi lise? Ahmet Şimşek Fen Lisesi'nde okuyorum. Edebiyat dersleri de Fen Lisesi'nde pek sevilmez ama sevgiyle anayım. Çok uzun zamandır görmedim tabii Nurgül Hocam. Mavi Gözlü Dev şiirini okuyunca çok ilgimi çekti şiir. Düşünün hani cehaletin boyutlarını. Mavi Gözlü Dev kitabını almaya gittim. Tesadüfen Zekeriya Sertel'in kitabıyla aslında Nazım'la tanıştım. Yani şunun için anlatıyorum bunu.
komünist olduktan sonra Nazım Hikmet okumaya başlamadım. Bir Anladım. kere bunu bir altını çizeyim. Ama tabii şöyle bir boyutu var Nazım'ın bizim açımızdan, yani mücadele eden insanlar için, devrimciler için. Ya mesela bir parantez daha. Ben Türk sinemasını çok severim. Almanya'da büyüdüğüm için Türk filmleri izlemekten özel bir keyif alıyorum. Ya da mesela şiir pek okumam. Hani daha az şiir okurum. Daha çok roman okurum. Romanda da yerli yazarların yazdıklarını tercih ederim. Şimdi bunları birleştirdiğim zaman şöyle bir bütünlük oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Ya sanki hayatın gerçeklerini anlatan, o gerçekleri benim gördüğümden başka bir açıyla anlatan, daha iyi bir dille anlatan eserler beni kendisine çekiyor. Şimdi bunu Nazım'la birleştirdiğimiz zaman aynı anda hem mücadeleyi, hem sevdayı, hem memleketi, hem dünyayı anlatabilen başka şair olsaydı belki onu tercih edebilirdik. Ama Nazım böyle. Bir iki örnek vereyim. Mesela bakın, aklımdaki Nazım dizeleri hepsi hayatımda bir yere oturuyor. Yani mesela Nazım'ın 19 yaşında bir şiiri vardı. Çok iyi hatırlıyorum. 19 yaşına girdiğim, doldurduğum yıl el yazısıyla çok güzel yazıp odama asmıştım mesela o şiiri. Ama mesela şiirde şöyle bir şey var. Mesela 24 saatte 24 saat Lenin, 24 saat Marx, 24 saat Engels. Yani müthiş bir yürek çığlığı var orada. Böyle bir o mücadelenin ateşini hissediyorsunuz. Örneğin. Ya da mesela geçenlerde işte 40 yaşında Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni Çok, diye çok güzel. Nazım'ın muhteşem bir şiiri vardır. Mesela ölüm ve zafer haberleri içinde sevgiliyi hatırlamayı ancak komünistler yaşar ve herhalde bunu ancak Nazım anlatabiliyor. Daha özel bir şey söyleyeyim mesela. Böyle solda ayrışmalar, bölünmeler, kavgalar çoktur. Hani sol siyaset tarihinde. Mesela birkaç yıl önce yine böyle yoğun bir süreçten geçtiğimizde Nazım yine otobiyografisinde işte partimden kopartmaya çalıştılar beni. Ama başaramadıları anlatır. O iki dizesi vardır Evet, orada. evet. Sökmedi diyor. Ondan sonra diyor ki ama yıkılan putların altında da kalmadım diyor. Mesela bu mücadeleye bizi daha büyük bir şeyle bağlıyor. Şimdi bunları anlatabilen bir şair olduğu için tabii ki Nazım bizim açımızdan son derece Çok hoş. önemli bir isim. Çünkü bir sonraki sorum şeydi. Dün gerçi çok konuştuk ama bir sonraki sorum siz Erkan Baş olmasaydınız Nazım'ı aynı şiddetle, aynı sevgiyle sever miydi? Ama zaten o cevabı aldım ben yani. Şöyle söyleyebiliriz belki. Nazım'ın şiirleri, dizeleri olmasaydı Erkan Baş olmazdı galiba. Yani o bizi yapan, bizi yaratan şeylerden bir tanesi de Nazım'ın dizeleri sonuçta. Çok çok güzel. Peki şeyi sormak istiyorum ben. O dönem en büyük tartışmamız bizim o programda işte Nazım vatan haini mi değil mi? Mezarı getirtilsin mi Türkiye ve vatandaşlar kabul edilsin mi? Siz de bir imza kampanyası başlatmıştınız ve hararetli bir genç olarak sen stüdyoyu basıp, yani basıp demeyeyim de beklenmeyen konu. İsim olsaydım başım derde girerdi. Çünkü şöyleydi biz yavaş yavaş sansür şöyle başlamıştı. Yani konukların isimlerini bildiriyorduk az çok. Ama hani bir genç gelmiş, onu da alalım falan olduğu için aradan yırttık girdi. O tartışmada da çok güçlü bir şekilde hani biz galiba sağ sol çatışması yani karşıda daha çok ülkücü gençlerimiz falan vardı. Şimdi birdenbire saflar mı değişti? Yani sağ sol bir birleşti ve başka bir yere mi kutuplaştık? Onu sormak isterim. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Hala temel olarak sağ ve sol değerlerin sahipleri var, savunucuları var, taşıyıcıları var. Fakat aradan geçen sürecin şöyle bir farkı var, onu söyleyeyim. Mesela bundan 20 yıl, 30 yıl önce komünistlere hala vatan haini demek nezdinde aslında bütün komünistler orada bence vatan hainliğiyle suçlanıyor. Tabii bu görece kolaydı. Hani ne diyorlardı mesela? İşte Sovyetler Birliği'nin ajanları bunlar zaten falan gibi provokatör, kavgacı falan. Şimdi bakın ortada ne Sovyetler Birliği var ne güçlü bir sosyalist blok var. Ama komünistler hala mücadele etmeye devam ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Olumlu ya da olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Objektif bir veri olarak söylüyorum bunu. İkincisi de sağ siyasetçiler açısından baktığımızda hani o program 2001 değil mi? 2001'den bu yana Türkiye'nin 2001.
Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini bir göz önüne getirelim bakalım. Mesela neler yaşandı? Hani vatan haini denilen şey nedir? İşte bir emperyalist kuvvete diyelim ki Türkiye'nin çıkarlarıyla emperyalizm çıkarları arasında emperyalizm lehine çalışmak. Şimdi 2001'den bu yana Türkiye'de sağcılar son derece net bir biçimde emperyalizmin yanında her ciddi tartışmada pozisyon aldılar. Dolayısıyla artık bunların geçerliliği kalmadığını, pratiğin, hayatın aslında komünistlerin vatan haini olduğu tezini çürüttüğünü, bugün daha kuvvetli biçimde çürüttüğünü düşünüyorum. Evet, tabii ki bu bence çok önemli bir şey. Çünkü mesela korona sonrası programda da biraz konuştuk, tekrar olmasın ama korona sonunda aslında sosyalizm kazanmaya başladı. İnsanlar toprağa döndü. Biz bunu Fatih Mehmet Maçoğlu'yla da konuştuk 1 Mayıs günü. Ya diyor, insanlar Tunceli'ye gelmeye başladı falan dedi yani. Abi böyle hani o globalleşmeydi işte, ne bileyim ben, o ortak değerlerdi. Bütün bu değerler gidip insanlar toprağının, artık üretimin, işçinin değerini anlamaya başladı. Galiba öyle bir süreç yaşadık. Kazanan bu yani, hep şey olur ya, 20 yıl sonra biz kaybettik olur ya solcular açısından. O dönem hani ya bu artık Sovyetler de bitmiş, komünizm mi kaldı kardeşim falan diyorlardı size. Şimdi 20 yıl sonra kazanan kim veya kazanacak olan kim? Ya şimdi henüz hani biz kazandık diyebilecek noktada değilim. Haklılık açısından söylersek evet bir kez daha haklı çıktık. Ama galiba dünyanın içinde bulunduğu dönemin en ciddi sorunlarından bir tanesi şu. Haklı olmak yetmiyor. O haklılığın arkasına bir de toplumsal bir güç biriktirmek gerekiyor. Bunu henüz başaramadığımızı itiraf etmemiz lazım. Yani şu anda sürdürdüğümüz mücadele de biraz bunun arayışı, haklılığı aynı zamanda güçlü hale getirebilmek. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Hani biz henüz zafer ilan etmiş durumda değiliz. Fakat kapitalistler açısından büyük bir yenilgi. Yani kapitalizm yenildi. 20 yıl önce bakın dönüp baksa bugün bizi izleyenler, hani vakitleri olanlara gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Hani yeni dünya düzeni, küreselleşme, işte artık her şey çok güzel olacak meseleleri, işçi sınıfı bitti, herkes kendi başına büyük bir kahraman falan. Şimdi koronayla beraber o 20 yıllık bütün tartışma bence sona erdi ve sosyalizmin temel değerlerinin aslında şu. Bir tarafta diyorlardı ki para olursa huzur olur, mutluluk olur, her şey güzel olur. Biz de diyorduk ki parayı kazanmayı merkeze alırsanız insanı yok edersiniz. Şimdi bu ortaya çıktı. Bu ikisi bir arada olmuyor. İnsanı temel alan, insanı yaşatmayı ve insanı iyi yaşatmayı, güzel yaşatmayı temel alan bir görüş olarak sosyalizm, kapitalizm karşısında çok daha üstün pozisyonda. Ve şu anda da Amerika'da ve bu işte ırkçılıkla başlayan tartışmalar, yani tartışmalar değil mi, halk hareketleri galiba, değil mi, işçi sınıfına, sosyalizme ve bu değerlere doğru dönüyor dünya, böyle buralara geliyor değil mi galiba? Dünya bence sosyalizme, ya şunu söyleyelim. Eski yenildi ama yeniyi doğurmayı başaramadık. Şu anda o aşamadayız. Şimdi bu doğuma ebelik yapacak bir siyasi iradenin şekillenmesi lazım. O uzun tartışmalardan sonra ortaya çıkan yeni bir siyasal akım olarak aslında sosyalizmi yeniden siyaset sahnesine çıkan bir akım olarak değerlendirebiliriz. Türkiye'de Gezi, işte bugün Amerika'da ya da Fransa'da, Avrupa'nın pek çok noktasında benzer şeyler. Dikkat edin, böyle dalga dalga dünyanın her tarafına doğru yayılıyor. İnsanlık çığlık atıyor. İnsanlık diyor ki biz bu kapitalist barbarlık düzeninde yaşamak istemiyoruz. Bu netleşmiş durumda artık. Şimdi içinde bulunduğumuz aşama sosyalizmin güçlenmesi aşaması, şöyle tarif ediyorduk biz bunu. Bakın 90'lı yılların başı itibariyle şunu net olarak söyleyebiliriz. Ya tüm dünya üzerimize geliyor. Ya sosyalizm Berlin duvarının altında kalmış. Onlara göre artık bitti bu iş. Biz buna direndiğimiz için de bizi deyim Çok doğru. yerindeyse parçalama sosyalizmin karşı atak yapacağı bir evredeyiz. Peki Türk solu nasıl evrildi, nasıl değişti? Şimdi o 2001 yılında stüdyoya gelen idealist gençle bugünkü çok önemli bir hareketin temsilcisi olan ve yüzlerce insanın sevdiği, binlerce insanın sevdiği
politikacı olarak iki dünyaya bakabilir misin Erkan Başkan? Yani geliştiğimizi düşünüyorum. Sonuçta şu kolay bir şey değil. Yani 12 Eylül 1980'de çok büyük bir darbe almışsınız. Tam böyle hani kendinizi toparlamaya çalıştınız. 80'lerin ikinci yarısı itibariyle böyle yavaş yavaş Türkiye'de sol yeniden ayağa kalkma arayışları içindeyken bu sefer tüm dünya üzerinde sosyalizm ciddi bir yenilgi almış. Şimdi bu yenilgi döneminde siyaset yapmak kolay bir şey değildi. Ama sonuçta direndik. O dönem bizim açımızda direniş dönemiydi. Ben bazen kendi iç değerlendirmemizde falan şey diyorum. Yani ana rahminde gibi duruyorduk. Savunma pozisyonundaydık. Doğmaya çalışıyorduk aslında. Yeniden doğuşu arıyorduk. Bugün şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de Sosyalist Hareket bu doğum evresini artık başarıyla atlatmış durumda. Yeni hedeflere doğru yelken açıyoruz. Öbür taraftan yani Türkiye'nin sola sosyalizme olan ihtiyacı gerçekten bugün çok daha fazla. Yani mesela o dönemde sonuçta bir yenilgi yaşamıştık ama çok uzun yıllar yani işte diyelim ki 1920'lerle başlayan 60'larla zirveyi gören 70'lerde Türkiye'ye çok büyük bir katkı yapan solun yarattığı değerler hala vardı. Bakın bugün geldiğimiz noktada mesela şunu söyleyeyim hani basit bir örnek vereceğim sadece. Herhalde artık hiç hayatında sendika görmeden emekli olan insanlar oldu Türkiye'de. Olağanüstü kötü koşullarda çalışmak zorunda kaldı bu işçiler. Hiç yani işe girdi, emekli oldu adam hiçbir sendikal deneyimi bile olmadı. Şimdi bu çok ağır bir şey. Ya da ne bileyim o programı yaptığımızda bile aslında mesela eğitimin ve sağlığın satılabilir şeyler olmasını eleştiriyorduk. Karşı taraf da böyle çok rahatça savunamıyordu bunu. Yani nasıl olur diye sorduğunuzda bir irkiliyordu falan. Şimdi artık o kadar rahatlar ki yani her şey alınıp satılabilir diye sunuyorlar. Bu neden oldu? Ya geride kalan dönemde aslında kapitalistler o 70 yılın 80 yılın da bizden intikamını almak için çok ağır saldırdılar. Şimdi evet, o dönem bitti. O dönem bitti. Bakın bunu net olarak söyleyebilirim. Biz bunlara karşı izlerinde sürdürdüğümüz mücadeleyi yenilgilerek ama nihayetinde ayakta kalmayı başararak, var olmayı başararak atlattık. Şimdi ileriye doğru yürüyoruz. Bence hani Türkiye İşçi Partisi'nin bunca yıl sonra yeniden Türkiye siyaset sahnesine çıkması ve günden güne etkili bir siyasal hareket haline gelmesinin bunun işaretlerinden bir tanesi olarak değerlendirilmesi mümkün. Güzel. Peki şeyi sormak istiyorum. Ha, bir ek yapayım ama hala çok genç bir hareketiz. Yani hala o günkü heyecanımızla yani belki ben biraz yaşlandım. Heyecanımın aynı olduğunu düşünüyorum ama partinin baktığımızda hala esas olarak gençlere yaslanan bir ek daha yapılı bir değişimdir bu. Bugün daha fazla kadın sesi yükseliyor sosyalist hareketin içerisinde. Bunu da çok önemli bir olarak görüyorum. Bu çok önemli. Kadın seslerinin olması, işte başka bir yani yeni seslerin çıkması. Çünkü o solun bir ataerkil söylemini de terk etmiş olması, hani bacı söylemini terk etmiş olması çok önemli. O programdan sonra sen çıktıktan sonra programdan yani nasıl bir tepki almıştın hatırlıyor musun? Neden o gençlik devrinin fotoğrafları olmadığını lütfen söyleme başkanım. Çünkü onu yayında dinlesinler. Yani başkan diyor ki ben kendi fotoğrafım yok o döneme ait diyor. Tamam, öyle bizde çıktı. Evet. Ama o çıkış nasıldı? Ya şunu sonra bir kere zaten hani okulda çokça konuşup tartışmaya devam etmiştik. Yani yaramış tartışması o programla beraber bitmedi ve yayıldı. Bu önemli bir şey. Yani bir tartışmayı toplumun evet. gündemine taşımak istiyorsanız bunun mümkün olduğunca fazla insanın katılımıyla yapmasını arzu edersiniz. Program bir kere bu açıdan çok işe yaradı. Kişisel olarak da ben ertesi günlerinde şeyi çok hatırlıyorum. Yani ne bileyim gittiğimiz bir kafede, işte yemek yediğimiz bir lokantada falan insanlarla programın değerlendirmesini yaptığımızı hatırlıyorum. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Hala söz alma mücadelem devam ediyor. Yani orada da söz almak için aralara giriyorduk. Şimdi parlamentoda da durum aynı. Orada biraz kuralsız olduğu için daha kolay bir şey. Parlamentoda ise bir iç düzük var. İç düzüğe göre davranmanız gerekiyor. Şimdi iç düzüğün açıklarından faydalanıyor.
kullanmaya çalışıyorum. Biraz daha Yok bir ya, değerlendirme ben yapabilirim. şeyi gördüm orada. Çok net ilk 8 dakikasını seyredim programın. Refik Erduran var, Yıldız Serter var, Mehmet Gül var. Ya hatta ya, bir sürü şey. Erkan Baş almış mikrofonu ve bırakmıyor. Gayet net meseleyi ortaya koyuyor. Muhteşemdi. Yani orada o liderlik vasfının çıktığını görüyoruz. Yani liderlik demeyelim ama aman donmayalım. Parlamentodaki konuşmanız ses getirdi diyor. Arkadaşlar yorumları ve kalpleri kapatalım ki ileri TV'deki yayına da yetişeceğiz bir yandan. Başkanı ha burada dondurmayalım. Peki ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Söyleyeyim. Bence oradaki mesele şu değil yalnız. Kişisel olarak benim özelliklerim değil. Bakın, o topluluk içerisinde, hani programda konuşuyoruz, ayrıntılara girmiyorum ama bir o kavgayı veren birisiyim ben orada. Anlatabiliyor muyum ya? Yani Evet. sokakta, okulda, işte Nazım için imza toplayan birisiyim ya. Onun heyecanı var. Onun verdiği bir güç var aslında programda. Peki. Belki hani diğer arkadaşlara göre biraz daha atak olmama neden olan şey oydu. Yani gerçekten bir kavgayı yürekten veriyorsanız o sizin bütün Çok doğru. benliğinize yansıyor. Evet, o samimiyet çıkıyor. Zaten çok ilginç bir şekilde viralde bu video, senin gençlik konuşma 30 bin 50 bin kişi izledi. Hani çok böyle yani bu kadar tartışmayı çok sevmeyen bir toplumda çok ilginç yani o Evet. söylediklerim. 27 Mayıs'ı işte Menderes'i programda onları konuşacağız. İşte Nazım'ın kim olduğu kimliği bunlar hepsini programda konuşacağız. Peki bugün öyle bir imza kampanyası başlatır mıydın Nazım için bugünkü siyasette yoksa gereksiz mi bulurdun? Yok, artık zaten o problem ortadan kalktı yani. Nazım'ın yurtsever bir, hem yurtsever hem entervansiyonist bir şair olduğu, Türkiye toplumunun dertlerini, kederini, sevincini, umutlarını, hayallerini anlatan bir şair. Artık böyle bir tartışma yok. Yani bence tersi doğru. Yani bugün hani Mehmet Gül yaşasaydı çıkıp bugün Nazım Vatan haini. Yani öyle bir durumdayız artık. Evet, orada başka ama şimdi şeyi de konuşacağız işte Alparslan Türkeş de Nazım şiir okumu. Biz programı yaptığımızda AK Parti daha kurulmamıştı. Ama Alparslan Türkeş işte Nazım şiir okudu. Bu yıl Meral Akşener okudu. Ona tepkileri gene İleri TV'de dinleyeceğiz. Onları konuşacağız. Ben yayını kapatmadan şeyi sormak istiyorum. Yani bu değişim, şimdi biz hep şeyi diyoruz ya, eski videoları izlediğimiz zaman ya adam eskiden neymiş, şimdi ne olmuş falan. Böyle bir tiksinti de geliyor bazı insanlarla ilgili olarak. Şimdi biz de sol olarak da hani biz diyorum artık ben daha minik bir solcuyum ama. Abi şeyi söyleyeceğim. Biz şimdi değişimi istiyoruz ama bir yandan da diyoruz ki yaşasın Erkan Baş değişmemiş. Yani bu sağlıklı bir bakış açısı mı? Ya şöyle değişimi istiyor. Geliyor musun? Sesim bir kesildi Geliyor. gibi. Bir kilitlendik. Şimdi geliyor. Evet. Biz değişimi istiyoruz ama onlar tarafından hayata geçirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani değişim demek rüzgar gülü olmak değil. Rüzgar nereden eserse o değil. Bakın, devrimciliğin farkı bence şu. Yeri geldiğinde tek başınıza da kal. Hani deniz gezmiş gibi idam sehpasında tek başına da olsanız, doğru, asla tek başına kalmaktan mutlu olmayacaksınız. Doğrularınızın herkese ait doğrular haline gelmesi için de mücadeleye devam edeceksiniz. Yani milyonlar tarafından benimsenmesi için uğraşacaksınız. Şimdi diyelim ki dünyada rüzgar böyle sağdan estiğinde, işte gel faşistler, yobazlar dünyada geçici dönemlerde egemenlik sağlayabilirler. Böyle dönemler olduğunda geçenler devrimci olamazlar. Ya da hani bizim şikayet ettiğimiz, bugün işte döneklik diye ifade ettiğimiz sağda ya da insanlar ya da sol, bizim kızdığımız şey fikirlerinin değişmiş olması değil. Bu fikirlerinin esen rüzgarlara göre değişmiş olması. Yani bugün işte diyelim ki Tayyip Erdoğan iktidarda, Tayyip Çok Erdoğan'a alkışçılık yapıyor. Onun söylediklerini savunuyor. Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan iktidardan devrildi. Bakın, göreceksiniz. Bugün Tayyip Erdoğan'ı sabah akşam alkışlayan bir takım insanlar
Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan, Devrek Erdoğan arkasından en çok onlar konuşacaklar. Hani iddia da etmiyorum. Somut konuşalım o zaman. Günümüzde işte. Yani bundan 8-10 sene önce Fethullah Gülen'in eteğinin dibinden yanlar bugün ne kadar büyük bir hain olduğunu anlatıyorlar. Biz o gün de bunu söylüyorduk. Bugün de aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Evet, bu önemli bir şey. Yani iktidara göre değil, değişimi yani düşünceye göre değişilecek. Bunu söylüyoruz. O zaman eski videolara baktığımız zaman değişmedik demek güzel bir şey oluyor diyeceğim. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz CNN'de de işte bir yerlerde Için tartışmalar o izliyoruz. kısma girmiyorum. Tabii. Ona hiç girmeyelim ki Program o ileri kısma gizli. girmiyorum, orada kalsın. Tamam. Son birazcık donuyor arkadaşlar. Kalp atmazsanız ben yorumu da kapatayım. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum. Bu yeni tartışmalarda sözüm ona iki taraf var. Hani işte ama yani hep nedense egemen taraf kazanıyor bu yeni tartışmalarda. Orada da iki taraf var. Aslında biz orada da bir kutuplaştırmışız eskiye göre. Ama yani orada yani acaba bugünün tartışma usulüyle o günün tartışma usulünü birazcık değerlendirebilir misin? Ya şimdi bir kere orada gerçekten taraf var ve iki tarafta şunu da söyleyeyim. Bakın sağ siyaset açısından da söyleyeyim. Kendi tezlerini de o çürük tezleri bile belli bir bütünlükle, belli bir kaliteyle savunabilmek de bir yetenek. Şimdi bunun hakkını vermemiz lazım. Yani bana göre o tezler yanlış tezler. Diyelim ki orada Mehmet Gül'ün savunduğu şeyler ama kendi içerisinde bir tutarlılığı var ve bütünlükle savunuyor. Hani Kesinlikle. tartışabileceğiniz bir zemin var. Şimdi bugün yani nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Çok uzun süredir gerçekten samimiyetle söylüyorum. İzlemiyorum ben o tartışma programlarını. Hatta vatandaşlara da şey diyorum. Yani o programları izleyeceğinize oturun kahvede çay için sohbet edin birbirinizle. Hani birbirinizin evine gidin gelin. Yani o başında bir takım sıfatlar olan uzman, profesör, şu bu falan siyasetçilerden çok çok daha kaliteli tartışmaları işte fabrikalarda, atölyelerde, mahallenizde, sokak aralarında falan yapabilirsiniz. Bu pandeminin tek faydası bu oldu herhalde. Çeşitli yeni iletişim biçimleri de Tabii. geliştirdik birbirimize. Bunu değerlendirelim bence. Ben gerçekten izlemiyorum. İzlenmesinin de bugün açısından bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakın görüşü beğenmemek başka bir şey. Ben hani görüşlerini beğenmeyeceğimden eminim ama ya onu da bir tutarlılıkla, bir kaliteyle savunmak, bir ne diyelim arkasının dolu olmasını beklemek gibi bir hakkımız var. Bugün böyle bir şey yok. Şeyi soruyorlar, barajı aşabilir miyiz diye bol bol geldiği için Ya mutlaka aşacağız. Bakın bu baraj zaten bize karşı kurulmuştu. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'nin o parlamentoda muhalefet nasıl yapılır dersi olarak da okutulabilecek o muazzam muhalefeti vesilesiyle kurulmuştu. Acele etmeyeceğiz. Sağlam adımlarla, kararlı biçimde, inatçı biçimde yürüyeceğiz. Şu değil mesele bizim açımızdan. Türkiye İşçi Partisi sadece kendisini büyütmeye çalışan bir parti değil. Onu söyleyeyim. Bakın, bugün Türkiye'deki temel problemle Adalet ve Kalkınma Partisi bir saray rejimi inşa etmiş durumda. Bu rejim yıkılabilmesi için güçlü bir sol sosyalist partiye ihtiyaç var. Bu kadar net. Bunu defaatle anlatmaya çalışıyorum. Bakın Türkiye sağa yatmış durumda ve bütün partiler sağa doğru gittikçe sonuçta AKP kazanmış oluyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey en solu güçlendirmek. Ben bu toplumda çok kuvvetli bir sol damar, sosyalist damar oldu. Bugüne kadar çeşitli nedenlerle bu seçim sandıklarına yansımamıştı. Şimdi yavaş bunu örgütledikçe bunun sandığa da yansımasını mümkün hale getireceğiz. Bir de hani dost sohbetindeyiz burada. Barajı aşacak mıyız diye soran arkadaşların barajı aşılmak için omuzlarını baraja yıkan iradeye katmaları gerekiyor. Yani baraj Tabii. siz gelirseniz aşacağız evet diye cevap vereyim buraya. Zaten şey demiş, çok sevdiğim tiyatro dergisinden Yavuz, barajı aşmayın, barajı yıkın demiş. Sen Beraber orada yıkalım. iktidar ilişkilerini de çok güzel anlatıyorsun yayında. Yani iktidarda ne kadar iktidarla solun ilişkisini de bence İleri TV'ye yavaş yavaş biz gidelim. Fakat bu arada çok muhteşem bir buluşma oldu. Çünkü eskiye baktık ve tabii
ben umutlandım açıkçası. Yani çok teşekkür ederim. İki gündür Nazım konuştuk. İşte beraber dost olduk, konuştuk. Yani bu tartışmalara çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben de gerçekten teşekkür ediyorum. Bir açıdan programda da konuştuk. Memleketin içinde bulunduğu durumda bunları tartışmak doğru mu falan gibi şeyler de evet. oluşabiliyor. Yani bu kadar siyasi bir gündem varken. Ama gerçekten hepimizin umuda ihtiyacı var. Hepimizin güzellikleri yaşamaya ihtiyacı var. Sonuçta biz bunun için kavga ediyoruz. Yani herkes güzel bir dünyada şiir mutlu, için. Huzurlu yaşayabilsin diye kavga ediyoruz. Bu karanlık tablo içerisinde bu güzel sohbeti olanağını sağladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Umarım ben herkes çok... bizim aldığımız keyfi alırsa o daha da mutluluğumuzu büyütecektir. Evet, çok teşekkür ediyorum. İleri TV'ye geliyoruz şimdi. Çok çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun, evet, görüşmek üzere. Arkadaşlar, biz yayını kapatmadan önce burada hemen bir toparlayalım. Şöyle söyleyelim, 2001 yılında Nazım Hikmet programı yapılmıştı. Erkan Baş o zaman genç bir arkadaş olarak mikrofonu aldı ve 500 bin imza toplamıştı Nazım'ın vatandaşa kabul edilmesi için. Biz onu yıllar sonra bu videoda bulduk ve tekrar Nazım'ı, Türk solunu, dünya solunu tartıştık. Şimdi devam ediyoruz bu tartışmaya. Çünkü dün baya baya güzel bir sohbet yaptık. İleri TV'ye gidelim, orada izleyelim. Onlarla ortak yayın olduk. Çünkü enteresan da bir şey vardı. Aynı şekilde İleri TV'den Doğan Bey de aynı yayını aynı anda biz ikimiz, yani Erkan Baş'a ikimiz aynı anda mesaj atmışız. 10 dakika arayla. Dolayısıyla aklın yolu bir diyelim. Yani böyle insanları seyrettiğimiz zaman tabii umudumuz artıyor dünya ile ilgili olarak. Şimdi tabii özellikle böyle bir video çektik. Çünkü burada yayın donuyor bilmem ne, hani sohbet yüzeysel olmasın diye onu daha derinleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani yoksa çünkü hani Nazım işte vatandaşlıktan çıksın mı çıkmasın mı falan, bu değil mesele. Bambaşka şeyleri konuşmak ve bugüne yani bugünden o güne bakabilmek önemliydi. Ama şunu söyleyeyim, hep geçmişe baktığımız zaman hani geçmişte böyle bir buruk sancı olur ya, bu sefer gelecekle ilgili bir umut var diye düşünüyorum. Dolayısıyla Nazım Hikmet tartışmasına İleri TV'ye davet ediyorum. Bu tartışmanın bölümleri de hem burada yayınlanacak hem kendi YouTube kanalımda da yayınlayacağım, ama şu anda İleri TV'deyiz. Hadi bakalım İleri. Çok teşekkür ediyorum.